Merhaba. Facebook'ta live'yiz. Şimdi hayır, mouse'larla bulamıyorum bir yere telefonumda. Instagram'a da live gidiyorum. Kalız bağlantı. Instagram'da live gitti. Biraz öyle indiriyorum. Bugün konu ne? Siz geçen hafta sordum böyle meslek ilgili, iş yeri ilgili, iş yani şeyler ilgili sorularınız varsa bilgi almak istiyorsanız onu da sordum. Ve bugün bu yüzden çok kaba halinde diyorum nasıl sabuncu olabilirim konu olacaktı. Bunu dediğim gibi biraz hem başlık olarak biraz kaba hem içerikle biraz size fikir vermek amacıyla anlatmak istiyorum. Çünkü en sonuçta kendini yani tamam sabuncuyum ama ne mal müşafir doğru mu? Ne resmi taraftan size yani resmi tarafta bir bilgim doğru değil. Yani tecrübemden anlatmak istiyorum. Ondan öyle diyelim. Şimdi nasıl sabuncu olabilirim? İlk olarak eskiden gibi izin, yani üretim izin, iş yeri izin çoğu şeyler için kalktı. Kosmetik için de böyle. Bu ilk olarak. Diğeri ilk olarak tabii ki satış, resmi satış yapmak istiyorsanız size bir tane vergi kayıt ihtiyacı var. Yani faturayı kesmek için, kasa için ıvası var. Bu resmi tarafta, bu maliye tarafta. Onu yani iş açmak için ne yapmanız lazım? Bir iş yeri açmak için hangi istekleri var? Onu en doğru bilgi bir muhasebeden alabilirsin ya da şehrinizdeki ticari odasından fikir alabilirsiniz. Bayanlar olarak genelde de destekler de var, o da ticari odası size yönlendirebilir. Ya dediğim gibi ilk olarak herhangi bir satış yapabilmek için bir tane vergi kaydınız ihtiyacı olacak. Şimdi diğer tarafta kosmetik ve sabun için gidelim. Eskiden sabunları üzerinde Sağlık Bakan izinle üretildi diye yazıyordu. Bu artık öyle değil. Yani önce Sağlık Bakanlığından izin alıyordun, sonra üretim yapabilirdin. Şimdi Avrupa yaklaşma nedeniyle kanun değişti. Avrupa'daki uygulama gibi kanun oldu. Bu yüzden internette, yabancı sayfalarda nerede yazılıyor dikkat etmeniz lazım. Çünkü Amerika'daki uygulama tamam farklı. Sabunla orada özellikle ayrı bir kanun giriyorlar. Kosmetik kanunu içeri değildiler. Avrupa'da ve Türkiye'de sabun kosmetik kanun içinde bir parça. Yani ondan dikkat etmeniz lazım. Şimdi izleyenler çoğu için ben biraz adım adım, yoksa kafanız karışır. Gidiyorum dedi, bir şey kaçırdıysanız her zaman gibi Cuma günü en geç sabunatölye.com'da yazılı halinde hem bu video tekrar izleyebilirsiniz hem orada yazılı tekrar okuyabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi mali müşafir danışın ya da muhasebeniz danışın iş açma ilgili. Çünkü dediğim gibi vergi kaydı ihtiyacınız var. Diğeri artık Sağlık Bakanlığı izinle eskiden gibi değil. Avrupa kanunu burada geçerli olduğu için. Hem de sabuncu bugünkü zamanda artık bir meslek eğitim şey değil. O da kalktı. Yani şey nasıl diyelim, kuaför olmak için mesela belli bir meslek eğitimine geçmeniz lazım. O artık yok, yani usta yok artık o tarzda. Şimdi bir tarafta evi için, kendi keyif için, kendi isteği karşılamak için herkese sabun üretebilir, sıkıntı değil. Satmak istediğin anda o zaman sıkıntı oluyor. O zaman işlere giriyorlar. İlk olarak en önemli sizi internet bağlantı arasında gidiyor. İlk olarak sizi GMP uygulama, yani onu ne demek, bir saniye kopya çekmem lazım. İyi üretim uygulama proseslere göre bir tane imalat yeri gerekir. Bu ne demek? Giriş çıkış kontrol olacak, kalite kontrol olacak, temizlik ilgili, yani temizliğe, kirliğe. Bunda genelde bir tarzdan hastane işlemlerden belki biliyorsunuz, restoranlardan biliyorsunuz. Yani her belirgin belirtilmiş da bir bölge ihtiyaç var. Bunu da bunu göre yazılı şeyler de var. Yani nasıl yapılıyor, ne yapmanız gerekiyor var. Önemli burada olay, GMP uygun bir imalathanız ihtiyacınız var. Yani iyi üretim uygulamalar uygun bir imalathanı ihtiyacınız var. Ona göre bir tane ISO belge ihtiyacınız ama yok. Onu isterseniz ilave alabilirsiniz. Ama ben GMP uygun üretiyorum. Bir şeyde imza attığın zaman bu da size ilerli zaman için yeterli olacak. Ama tabii ki hepsi yerine getirmek şart ileride. Diğeri, siz şimdi sabun yapıyorsunuz, krem yapıyorsunuz. Şimdi bildirmeler nasıl, ne var? Her iş yeri, satmak planladığın iş yeri bir tane sorumlu kişi, sorumlu teknik eleman ihtiyacı var. Responsible person olarak bu da geçiyor. Ve bu kim olabilir? Bu bir tane eczacı olabilir. Eczacı ama bir... O eczacının isimli bir eczane olmaması gerekiyor. Yani onun diploması boşta olması gerekiyor. Ya da 3 yıl deneyimli diyebiliyorum ama onu bu belki değişti. Çünkü bugün tekrar baktım, bu yazı yani 3 yıl olarak belirtmeyi görmedim. 3 yıl kosmetik imalatta deneyimli bir tane kimyager, biyokimyager, kopya çekmem lazım, kimya mühendisi, biyolog ya da mikrobiyolog olabilir. Yani bu 5 meslekle deneyimli şartıyla tabii ki bu sorumlu kişi olabilirler. Şimdi sorumlu kişi gıda üretimlerde belki tanıyorsunuz, ufak işletmelerde bir tane sorumlu kişi sürekli sizde kayıt olması gerekmez. Birkaç gün onu Sağlık Bakanlığı ya da bazen bu iş yaptığı kişiler kendini biliyorlar. Belli bir gün sayısı sizde kayıtlı, yani sigortalı olması gerekiyor ve sizi imza resmi belgeyle bu kişi imza atması gerekiyor. Bu gıda işletmelerde gıda mühendisler böyle mesela paylaşımlı halini çalışıyorlar. Bu bir şart. Bu kişi şimdi, bu sorumlu kişi ne yapacak? Bu sorumlu kişi size, bir saniye, internet gitti Instagram'da, geri geldiniz. Bu kişi size her yaptığınız ürün için bir dosya hazırlanacak. Yani her ürün, her koku, her renk farkı içinde ayrı ayrı bir dosya ihtiyacınız var. Bu dosya içinde MSDS'la, yani onun Türkçesi neydi? Güvenlik dosyaları, ham maddelerin güvenlik dosyaları içinde gelecek. Bunun dışında formülizasyon gelecek, imalat tarzı gelecek, etiket bilgileri gelecekler. Bu dosya hazırlanıyorsunuz. Bunu siz de yapabilirsiniz ama imza atan bir kimseye ihtiyacınız var. Bu dosya bir tane ürün güvenlik dosya hazırlayan firmaya gönderiyorsunuz numuneyle beraber. Bu mesela biz Pim Group kullanıyoruz. Bunda size için bir tane ürün güvenlik dosyası, SAR raporu olarak adlandırılan bir dosya hazırlanıyorlar. Bu dosya içinde sizin gönderdiğiniz ürün bilgi dosya gelecek artı bir tane mikrobiyoloji ve bir tane stabilitesi. Onlar bunu yaptırıyorlar. Tabii ki ona göre fiyatları da var. ve koruyucu kullandığınız bir ürün için bunu yaptırıyorsanız o zaman bir tane challenge testi yapılacak. İsterseniz testle tam nedenle ileride başka bir yayında onu anlatabilirim. Çünkü burada şimdi fazla kafa karıştırmak istemiyorum. Zaten yeter kadar karışık olacak diye düşünüyorum. Şu dosya olumlu halinde geri geldiği zaman bazen challenge test yani challenge test ya da mikrobiyoloji test nedeniyle tekrar bir tane üretim yapmanız gerekiyor, ayarlamanız gerekiyor. Bu dosya olumlu halinde size geri döndüğü zaman siz Sağlık Bakanınız, sizin zorunlu elemanız ya da Pim Group mesela onu da hizmet olarak ilave veriyor. Siz bu dosya Sağlık Bakanlığı'ya da kayıt ediyorsunuz. Orada siz önce iş yeri olarak kayıt edeceksiniz. Bu kayıt altında sonra sizin ürünlerinizin bilgi dosyaya orada kayıt ediyorsunuz. Şimdi bu ne için? En kötü ihtimalde. Çünkü nerede Amerika ve mesela Avrupa'da fark nedir? Avrupa'da ve Türkiye tabii ki dahil. Bu Sağlık Bakanlığı diyor beni, siz önce bana belirtin bu ürün bir sıkıntı yok. Yani önce bu bütün sağlık güvenlik dosyası gönderiyorsunuz. Bak bu ürün güvenli, ben bu ürün satışa sunacağım, haberin olsun. Bu dosya bildirdikten sonra genelde pek bir şey yani resmi olarak, işlem olarak başka bir şey olmuyor. Sağlık Bakanlığı size kontrol için gelebilir. Genelde şehirdeki sağlık müdürlüğünden geliyorlar. Ama yani bir tüketiciden resmi şikayet gelmediğine kadar o kadar. Yani Amerika'da fark için ne de? Fark Amerika'da tam tersi. Orada bir bildirimi yapmıyorsunuz. Mikrobiyoloji test bazını kendileri yapıyorlar ve satışa sunuyorlar. Sonra ama ondan bunun yanında ama mesela bir tane sigorta ihtiyacı var. Ürün satabilmek için. Bunlar şimdi bunu satıyorlar. Sonra Amerika'da da mesela bir müşteri şikayet ediyor. Oradaki Sağlık Bakanı yani FDA'ya şikayet ediyor. Bundan sonra FDA size geri geliyor. Bak bu ürün sıkıntı oluyor. Şimdi bana kanıt getir. Sen üründe sıkıntı olmuyor. Fark oldu. Yani bakma açı farklı. Öyle diyelim. Şimdi şu dosya hazırladınız. Sağlık ürün güvenlik dosyası. Pardon orada sağlık İngilizcemden hep sağlık içinde giriyor. Ürün güvenlik dosyası hazırladınız, satışa sunabilirsiniz. Türkiye için satışa sunabilirsiniz. Avrupa'ya satmak istiyorsanız ve bu yani tüketici değil, toptan olarak Avrupa'ya veya başka bir yerde satmak istiyorsanız genelde o ülkede tekrar bir tane sorumlu eleman ihtiyacı olacak ve sizin önce hazırladığınız ürün güvenlik dosyası İngilizce olarak istiyorlar. Yani her ülke kendi dili için istiyor ama yurt dışından gelen bir ürün için bir tane İngilizce dosya istiyorlar. Haberiniz olsun yani o ayrı bir maliyet, o ayrı bir şey olabilir. Şimdi biraz geri gideyim size çünkü çok karmaşık oldu. Yani dediğim gibi vergi kayıt bir ikinci GMP yani iyi üretim uygulama uygun bir tane ortam, bir tane laboratuvar üretim yeri. Bir tane sorumlu kişi, sorumlu teknik eleman ihtiyacınız var. Ve bundan sonra ürün güvenlik dosyası ve Sağlık Bakanlığı bildirimi. Evet, sorularınız var mı? Önce bir kimse esanslarımız var da sordu. Evet var, tatlıdilimler.com'dan esansları görebilirsiniz. Orada CP esansları yani soğuk imalat için uygun esanslar, uçucu yağlar var ve normal kosmetik ve butik sabun, eriyebilir sabun için kokularımız da var. Başka soru var mı? Büyük ihtimalle üf püf yapıyorsunuz, büyük gözlenişim diye oldu. Dediğim gibi bunu sındırmak için biraz zaman istiyor biliyorum. Dediğim gibi Cuma gün öngeç yazılı yayın olarak tekrar sabunatölye.com, onu tekrar izleyebilirsiniz, tekrar okuyabilirsiniz ve oradan tekrar bakabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar hepsi resmi satış için, yani kendin üretmek için, arkadaşlara hediye etmek için bu ihtiyaç olmuyor. Yani evdeki kurabiye nasıl bir, yapıyorsunuz ve misafir gittiğiniz yere getiriyorsunuz, o için ayrı. Ama dediğim gibi resmi satış için bu resmi doğru yol, öyle diyelim. Sorunuz yok mu bugün? Fazla geldi değil mi? Tamam, o zaman ben bugün onu kısa tutmak istiyorum. Bakarız. Yeni katılanlar var ama konu bitti bugün. Gelecek hafta ne yapacağım diye anlatmak istiyorum. Şimdi tamam, resmi yol yaptık. Gelecek hafta ama nasıl başarılı bir sabun, kosmetik marka diyelim, nasıl başarılı bir marka olabilirim, size birkaç tane püf nokta doğru değil ama yönlendirme anlatmak istiyorum. Çünkü yani rekabet ayrı, sabun zaten her yerde var diyelim, marketlerde, kosmetikte her yerde var. Sadece şey, kendi üretiniz değil, markette var, kosmetik mağazada var, giyim mağazalarda artık da var. Pazarda bazen bile bulabilirsin, her kermiste bir kimse karşınıza çıkıyor. Yani nasıl orada ben bir farklıyım, benim buradayım, nasıl güçlü, nerede fark yaratabilirsiniz, size anlatmak istiyorum. Onu gelecek hafta, pazarlama teknik belki tam biraz doğru kelime değil ama yani onu başlıkla onu göstereyim. Onu tekrar o zaman görüşürüz. Başka bir sorularınız varsa dediğim gibi her zaman yorum olarak, e-mail olarak, başka ne, blog yorum olarak da yapabilirsiniz ve umuyorum biraz fikir da verebilirim, işlemler nasıl. Yani korkutmak istemiyorum size, yapabilecek şeylere hepsi ama dediğim gibi şu bütün adımları göz önünde bulundurarak doğru yol çizmek için gelecek hafta bu pazarlama adımları veya ne önemli orada dilerseniz size daha kolay olacak. Çünkü böyle bence biraz korkunç oldu. İyi, tamam. O zaman benden bu kadar bugün için. Gelecek hafta görüşürüz. Başka sorularınız varsa dediğim gibi ben buradayım. Tamam. Bye bye. Hayır. Ya, taş burada. Evet. Şey. Şimdi burada da. Hayır, burada taş olmuyor. Burada mouse lazım. Tamam.